Herkese merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün Eve Shop'tan gelen neon ojeleri deneyeceğiz. Toplamda 10 renk var ve hepsi şahane, çok güzel görünüyorlar. Önce onu söyleyeyim. Ama bu videoda hepsini denemeyeceğiz. 5 rengini size ayırdım, 5 rengi de bende kalıyor. Kardeş payı yaptım. Yorumlardan, beğenilerden veya hikayelerime etkileşim bırakanlardan birisine rastgele seçip göndermek istiyorum. Instagram üzerinde ara ara böyle hediyeleşmeler yapıyorum. Beni oradan takip etmek isterseniz de açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hoşunuza giderse de beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi ojeleri denemeye başlıyorum. Kutunun içerisinden çıkan kartta ojelerin nasıl kullanılması gerektiği yazıyordu. İlk önce bir kat beyaz oje ya da şeffaf bir cila sürüp ardından da neon ojeleri uygulamamız gerekiyor ve ojeleri sürdükten sonra da en yoğun parlaklığı yakalayabilmek için de ojelerin olabildiğince ışığa maruz kalması gerekiyormuş. Daha sonra da karanlıkta parlayan ojelerimiz oluyormuş. Bu arada ben de ilk kez deneyeceğim neon ojeler. O yüzden biraz heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Alix Savia'nın beyaz ojesini sürerek başlıyorum. İki kat uyguladım. Daha sonra kuruduktan sonra da neon ojelere geçtim. İlk olarak bu turuncuyla başlamak istedim çünkü rengi çok fazla dikkatimi çekti. Hepsini tüm tırnaklarıma sürüp o şekilde göstermeyi düşünmüştüm ama video çok uzun olmasın diye sadece bu rengini tüm tırnaklarımdan, diğer renklerinde hepsini bir parmağımda göstermeye karar verdim. Videoyu olabildiğince kısa tutacağım bu defa. Daha önce bu markanın normal ojelerini incelemiştik. Onu da sağ üst köşeye koyarım, izlersiniz. Bu defa da neon ojelerini inceleyeceğiz. Fırça yapıları aynı, kare şeklinde ve bu fırça tipini ben hiç sevmiyorum maalesef ki. Ojelerin yapısı da çok olmasa da ince yapılı ve çok hızlı bir şekilde kuruyor. Cap canlı ve parlak yapıdalar. Karanlıkta parlamasalar bile yazın bence günlük olarak tercih edilebilir renkler vardı. Benim bu ojeler içerisinde en beğendiğim renk bu turuncu ve sarı oldu. Sarının rengini de biraz sonra göreceksiniz zaten. Bu arada sizin favoriniz hangisi olacak? Onu da yorumlara yazın, merak ediyorum. Tam opak bir görüntü olsun diye ojeleri iki kat uyguladım ve kutunun içerisinden çıkan kartta da söylediği gibi yoğun bir ışığa maruz bıraktım. Yani tripodun ışığını kullanarak bir süre ojelerin ışık almasını sağladım. Ojeler kuruduktan sonra da burada ışığı kapatıyorum ve tamamen karanlık bir ortamda maalesef ki parlamadılar. Biraz üzüldüm ama sonra böyle hafif arkamdan ışık vururken o şekilde gösterdim size. O zaman da aynen işte burada gördüğünüz gibi gözüküyor. Ojelerin karanlıkta parlaması için arkadan böyle azıcık bir ışık gelmesi gerekiyor. Tamamen karanlık bir ortamda parlamıyor maalesef. Şimdi diğer renklerini göstereceğim. Bu defa her parmağımda bir rengini göstereceğim. Yine aynı şekilde tabana beyaz ojemi sürüyorum. Kuruduktan sonra da renklere geçiyorum. Thank you.
Tüm renkleri sürdüm geldim. Yine aynı şekilde biraz ışığa tutup ojelerin ışık almasını sağladım. Daha sonra az önceki gibi karanlık bir odada arkamdan azıcık vuran ışıkla ojelerin rengini gösteriyorum. Mavi dışındaki tüm renkler parladı diyebilirim. Sadece mavi parlamadı. Mavinin rengi bayağı koyuydu. Belki de o yüzden olmadı bilmiyorum ama ojelerin karanlıktaki duruşları bu şekilde. Sevdim mi sevmedim mi tam olarak emin değilim. Normal duruşları gayet güzel. Renkleri canlı, parlak ama karanlıkta çok verim alamadım gibi ben daha parlak bir şey beklemiştim. Olsun, kendi şıltımız bize yeter. Ojemizin de ekstra parlamasına gerek yok. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.